Herkese merhaba. Bugün 16 Kasım 2020. Yeni bir haftada manşetten herkese tekrar merhaba. Biraz geciktim. Türkiye saatiyle son saatler belki e, batıda, Avrupa'da e, akşam saatleri. E, herhangi bir problem yok merak etmeyin. E, fakat e, her zamanki saatimde değil birkaç saat gecikmeyle karşınızdayım. Mazur görürsünüz. Önümüzdeki haftadan bu haftaya gelişmeler devretti esasen yani yeni sıcak bir gelişme yok ama e, Ankara siyaset yaraları sarmaya çalışıyor özellikle Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz laflarını anlamaya çalışıyor bütün bunları birlikte analiz etmeye çalışacağız ama bu iktidardan herhangi bir şey beklememek icap ediyor çünkü aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz bir ikinci bir laf işte 40 yıllık e, kani olur mu yani e, 18 yıllık bir iktidar var. Özellikle son 7-8 senede hukuk namına taş taş üstünde bırakmamış. Son 7-8 senedeki fakirleşme yakın dönemde görülmemiş. Bundan sonra bu durumu ekonomik anlamda, hukuki anlamda düzeltebileceğini öngörüyor. İmkanı yok. Kim olursa olsun özelde, genelde bir daha o insana yetki verilmez. Derhal görevden alınır, işten el çektirilir. Oğlunuz, kızınız bile olsa ve hatta sorumluluğu olduğu alanlarda da hesabe, hesaba çekilir, yargılanır. Adalet Bakanı geri durur mu? İşte orada adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun dedi. Tutukluluk sürelerinden dem vurdu vesaire vesaire. Ee, birkaç nedeni olabilir bunun. Bir tanesi Amerika'daki seçimlerde Biden'ın, Joe Biden'ın seçilmiş olması. Amerika ile açılan yeni bir dönem. Buna göre iktidar Ankara pozisyonlanıyor olabilir. Nitekim pek çok işaret bunu gösteriyor. Amerika'ya giden heyetler, e, Cumhurbaşkanı e, danışmanı ya da işte sözcüsü diyeyim e, İbrahim Kalın'ın e, MI6 denilen İngiltere'de Birleşik Krallık Dış İstihbarat Servisi, hani filmlerde James Bond'un çalıştığı servis, Dış İstihbarat Servis Şefi ve eski Ankara Büyükelçisi Richard Mur'la görüşmesi İbrahim Kalın'ın. Bunlar olabilir. Ee, yine ekonomide ve hukukta yeni reform derken, özellikle hukuki anlamdaki reformların altı çizilirken, sözüm ona daha bir şey görmedik. Ee, yaklaşan büyük bir kriz var. Esasen kriz ötesi büyük buhran geliyor. Hem dünyada, elbette Türkiye'de de e, haliyle yabancı yatırımcı için bir normalleşme sinyali olarak görülebilir. Üçüncüsü de ileride yargılanacaklar ve yargı önüne çıktıklarında savunma yaparken e canım bir söylemiştik hakimlere savcılara bu talimatları vermiştik filan tarihteki şu kürsü konuşması, fiş mekan tarihteki şu açıklamam filan tarihteki şu tweet'im diye bunları koyacaklar. Biz yargıya talimat vermedik, bilakis hakim ve savcılara yani kitaba bakarak karar verin dedik filan diye bunları koyacaklar. Bu zayıf bir ihtimal ama her ne olursa olsun durum bu. Geçen haftadan bu yana değişen bir şey var mı? Hayır değişen bir şey yok. Berat Albayrak gitti yerine Lütfi Elvan geldi bir emanetçi Naci Abal Merkez Bankası'nın başında yeni dönem icraatları işte bütün gazetelere baktım bugün herkes alkışlıyor herkes işte bir bir şans vermek lazım diyor vesaire. Tabii hiç kimse iktidara ve iktidarın başındakine bir şey söylemiyor. Ne AKP'ye bir şey söyleniyor ne Erdoğan'a bir şey söyleniyor. Erdoğan'a bir şey söylemek yasak. Başınıza iş geliyor. Ondan dolayı olay işte yeni ekonomik aktörler, eski ekonomik aktörler hatta Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu üzerinde tepinmeye kadar gidiyor. Kimse Erdoğan'a hiçbir şey demiyor. AKP'nin çelik çekirdeğine, AKP'nin merkez kadrolarına da bir şey demiyor. Hatta şöyle bir algı pompalanıyor. Bülent Arınç üzerinden falan, Abdülkadir Selvi üzerinden falan. İşte efendim, e, beyefendi Erdoğan rezervlerin eksidi olduğunu gördü. Ondan dolayı köpürdü. Gel bakalım damat bu nasıl işledi filan. Yani hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Halbuki yani e, Vatandaşlık hukuku şunu der, bilmediğiniz kanunlardan bile mesulsünüz. Yani bilmediğiniz kanunlar, kanunları bilmemek mazeret değildir. Yani bundan dolayı hesap verirsiniz. E, trafikte bir suç işlediğinizde, normalde bir e, yasa dışı bir eyleminiz olduğunda, mahkeme önüne çıktığınızda hakim bey ben bu kanunu bilmiyordum Bilmek, Yani bilmemeniz e, sizi sorumsuz yapmaz. Aynı şey Erdoğan için de geçerli. Erdoğan'ın bir takım şeyleri bilmemesi... Onu sorumsuz yapmıyor. Geçen haftadan bu haftaya devreden bir başka tartışma Pelikan devam edecek mi gidecek mi? Fahrettin Altun'a ne olacak ki Fahrettin Altun da Pelikan'dır. Fahrettin Altun kim? Cimer'in başkanı yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı daha doğrusu. Ben Propaganda Bakanı diyorum öteden beri takip edenler bilirler. İlk göreve geldiğinden beri Fahrettin Altun Hitler'in göbelsi gibi Erdoğan'ın Propaganda Bakanlığı'nı, e, sürdürüyor e, ve e, bırakın Erdoğan iletişimini yönetmeyi kendi ismiyle kendi resmiyle kendi sesinden falan açıklamalar falan yayınlanıyor yani e, medyada ona bir şey olacak mı çünkü o pelikan pelikanın önde gideni e, o ekipten e, aynı şekilde e, Hilal Kaplan Süheyp Öğüt işte bunlar o Yalın'ın e, müdavimleri Yalın'ın sekreteryası adeta bunlara bir şey olacak mı Turkuaz medyaya bir şey olacak mı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak medya şu anda patronu. Yani medya tekeli onun elinde. Sadece Turkuaz Medya'nın patronu değil. Medya tekeli elinde. Yani bütün Türkiye medyasını yöneten, yönlendiren ve herkesin ağzının içine baktığı bir isim. Erdoğan onu orada tutacak mı Albayraklar'a bu yapılmışken? Bütün bunlar konuşuluyor. Ve bakalım iş nereye gidecek göreceğiz. Devlet Bahçeli... Hükümet ortağı acaba bu konuda ne düşünüyor? Herkes bakıyor ama Devlet Bahçeli hiç renk vermedi geçen haftadan bu haftaya. Cumhur İttifakı dağılıyor mu lafı da açıkçası Devlet Bahçeli'nin renk vermemesi üzerine çıktı. Şöyle bir gelişmelere bakalım. Gelişmelere bakarken şunu görüyoruz. MHP'den bir tepki yokken, MHP Devlet Bahçeli sayesinde Devlet Bahçeli'nin ön ayak olmasıyla çıkan yasayla infaz yasasıyla tahliye olan Alaaddin Çakıcı şey yaptı efendim. Twitter mesajından geçtiğimiz haftada getirmiştim ekrana. 8 Kasım Berat Albayrak'ın istifasını Instagram'a koymasının üzerinden birkaç saat geçmişken Twitter'da bu mesajı paylaştı ve bu mesajda işte efendim ee, ciddi devlet adamları şartlar ne olursa olsun kişisel problemlerini devlet menfaatine devlet menfaati söz konusu olunca hükümet içindeki nefsi çekişmeler dip frizde dondurulur falan diye başladı. Türkçe biraz e, şey ama idare edeceksiniz yani Alaaddin Çakıcı sonunda. Fakat en sonunda e, devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun dedi. Yani Alaaddin Çakıcı üzerinden bir anlamda devlet bahçeli e, Berat Albayrak'ın istifasını kabul etmiş, onaylamış oldu. Zaten buna hayır da demedi. E, hatırlarsanız Süleyman Soylu'nun istif istifasına ilk saatlerde karşı çıkmış ve e, ağırlığını koymasıyla o iş dönmüştü. E, şimdi e, acaba Cumhur İttifakı da çatırlıyor mu, çatlıyor mu gibi e, şeyler var. E, bir takım... E, dedikodular var Ankara'da. Levent Gültekin sanırım Cumhur İttifakı'nda büyük bir kriz var. Karşılıklı el ense çekmeler sürüyor. Sonunu yakında göreceğiz demiş. Evet. Pelikan bir yana şu anda Erdoğan'ın bir başka derdi de bu gibi. Devlet Bahçeli ile ki Devlet Bahçeli uçak, uçak seyahatini sevmez. Uçak seyahati uçak fobisi vardır. Ama nadiren de olsa işte e, uçağa biner. Devlet Bahçeli dün Kuzey Kıbrıs'a gitti. Maraş bölgesine ziyaret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı uçağa minniler gittiler. Anadolu Ajansı'nın haberi Devlet Bahçeli siz gördüğü söylendi ama bugün gazetelere baktığınızda Devlet Bahçeli vurgusu var. Onlar atlamamışlar Bahçeli'yi. Medyaya bu yönde bir talimat gitmemiş. Fakat kokusu çıkar. Hep söylüyorum Erdoğan pelikanı kaybettikten ya da pelikanı tasfiye ettikten pelikanı kaybetme değil de pelikanın tasfiyesi daha doğru bir kelime. Pelikanı tasfiye ederken Cumhur İttifakı da diyor mu ee, sorusu orta yerde duruyor. Ee, Devlet Bahçeli Erdoğan'ı yalnızlaştırıp e, işte damat Berat Albayrak'ın gönderilmesi, pelikanın tasfiyesi, medyada düzenlemeler, ekonomide, yargıda vesaire vesaire. Bütün e, Erdoğan'ın çevresini boşalttıktan sonra Erdoğan bir anlamda tabir yerindeyse işte, dımdızlak kaldıktan sonra son hareketini çekebilir. Bunu da hiç yabana atmayın ama şu anda herhangi bir şeyin e, değiştiği yok. Ama iki dudağın arasında olduğundan emin olabilirsiniz. E, Anadolu Ajansı e, dalga geçer gibi Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın güz konuğu yalnız pelikan ilgi odağı oldu diye bir haber geçti. Anadolu Ajansı yönetimiyle pelikanların arasındaki çatlak da biliniyor ama bu haberin servis edilmesi ve konması hele böyle bir haftada, böyle bir günde kesinlikle manidar moda kelimeyle. Tesadüf değil, ezbere değil. Hem böyle bir haber koyuyorsunuz, çok gerekliymiş gibi, hem de bunu tweet atıyorsunuz, yalnız pelikan diyorsunuz. Pelikanın yalnızlaşmasına vurgu yapıyorsunuz ama öbür tarafta Erdoğan'ın yalnızlaşmasını dikkatlerden kaçırıyorsunuz. Cübbeli Ahmet Hoca enteresan bir tweet atmış. Siz ördek nedir bilmezken biz pelikanı teşhis etmiş, yalı ehlinin ifsadatını çok önce söylemiş, arkalarındaki sabetayistlerin şerrinden uyarmıştık diyor. Evet. Cübbeli Ahmet derin bir hocadır. Sadece ilmi manada değil. Dolayısıyla o da böyle açıktan çakmışsa, çakma diyorum tam tabiri bu biraz argama kusura bakmayın, açıktan bindirmişse, pelikana ee, orada iyi yer o da iyi yerlerden haber alıyordur ve pelikanın artık devam edemeyeceğini e, görmüşdür. Peki bakalım Baba Sadık Albayraka geçtiğimiz hafta manşeti takip edenler çok da seyredildi programlar teşekkür ederim. Ee, Baba Sadık Albayrak faktörüne özellikle dikkat çektiğimizi görmüşlerdir. Sadık Berat Albayrak kayıp. Ev hapsinde olduğu söyleniyor. Baba köyünde olduğu söyleniyor. İstanbul'da olduğuna dairdir. de rivayetler var. Hatta yurt dışında ev bakıyor, yurt dışına çıktı mı falan gibi şeyler oldu ama onlar zayıf kaldı. Muhtemelen Türkiye'de ama tam olarak nerede olduğu bilinmiyor. Ama evden çık dışarı çıkmadı ortada, bir mesaj atmadı ortada, dolaylı dolaysız mesaj vermedi ortada. Babası konuştu istifadan bir iki gün sonra ve e, o da oğlunun medyasını değil Yeni Akit gazetesini, Yeni Akit'in de internet sitesini tercih etmişti. Şimdi efendim bir hafta sonra Yavuz Donat üzerinden konuşmuş. Oğlunun gazetesi sabaha ve Yavuz Donat yarım sayfa, bugünkü sabah gazetesinde, pazartesi günkü sabah gazetesinde yarım sayfa, Baba Sadık Albayrak'la işte böyle efendim bir ufuk turu yapmış. Hepsini okumayacağım ama ilgili yer e, şurası. E, sohbet sırasında bir ara Sadık Albayrak şu sözlerini vurguladı. İki oğlumu da bu ülkeye hizmet etsinler diye yetiştirdim. Şirket ihale Torpil adam kayırma, kişisel çıkar, ayrıcalık asla olamaz bizim kitabımızda yazmaz. Serhat ve Serhat ve Berat'ın yaptıkları mücadeleyle müftehirim, yani iftihar ediyorum diyor. Bir kere daha oğullarının arkasında o şirket ihale Torpil Morpil demiş ama yani geçeceksiniz onları. Şurada da istifaya ilişkin sözleri var. Ee, Baba Albayrak ne diyor? Berat Albayrak'ın istifası. Aynen şunları söylemiş Sadık Albayrak. O başka bir konu, onu bilemem. Spekülasyon çok, herkes kafasına göre, göre bir şey söylüyor. Her duyduğuna inanma. Efendim aile içi gör görüş ayrılığı filan yok böyle bir ayrılık. İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık hayır olamaz da. Önemli olan tek gerçek var, ülkeye hizmet. İstifa kendi tercihi. İstifanın arkasında duygusallık olmaz. Çocuklarımın çizgisi belli, düz, net. Serhat ve Berat bana hep şunu söylerler. Baba bizi bugünler için yetiştirdin. Bakın şimdi burada e, kelimelere bakalım. Her duyduğuna inanma demiş. Onu geçelim. Aile içi görüş ayrılığı filan yok diyor. Yok böyle bir ayrılık. Şurayı biraz daha büyüterek üzerinde duralım. S Sadık Albayrak'ın Yavuz Donat'a sabah de yaptığı açıklamaları irdeliyoruz efendim. Aile içi görüş ayrılığı yok diyor. ki Burada hayır e, aile çatlamadı Erdoğan bizim işte dünürümüz, oğlumun da kayınpederi kesinlikle ve kesinlikle buna kapıyı kapatmaya çalışıyor. Yok böyle bir ayrılık. İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık hayır olamaz. Bu kapıları da kapatıyor. Ve belli ki bir rahatsızlık var ve bunları bu sözleri söylemesi lazım. Yani neticede o kapıları kapatması lazım. İstifa kendi tercihi demiş. Yani ben e, Sağlık Albayrakla konuşuldu ve babasının telkin ettiği ve babasının yönlendirmesiyle istifa etti konuşuluyordu. Hayır, istifanın arkasında ben yokum diyor. Şahsi tercih olduğunu söylüyor. Dediğim gibi bu lafları doğru kabul etmiyoruz. Ama söylenen lafların söylenen iddiaların karşısına bu lafları koyduğunuzda iddiaların adresine ulaştığını ve iddiaları temizleme amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Ha ne kadar temizliyor? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. İstifanın arkasında duygusallık olmaz. Çocuklarımın çizgisi belli, düz net. Bir kere daha çocuklarım vurgusu yapıyor. Ya arkadaş ortada Berat var. Sen ha bire bu yazı boyunca niye 3-4 kere Berat dururken Serhat'ı da karıştırıyorsun işin içine? Serhat ve Berat bana hep şunu söylerler bak her defasında. Serhat büyük olduğu için ismini önce söylüyor ama. Yani baba bizi bugünler için yetiştirdin falan. Yani burada, burada ve üstte sürekli Serhat vurgusu vesaire hep dediğim gibi altı çizilmiş. bunlar da Sadık Albayrak'ın güncel fotoğrafları efendim. Yayla da siyaset. Trabzon Parma yaylasıymış efendim. İşte bu da Sadık Albayrak yayla da köpeğiyle. Berat Albayrak nerede diye sormamış. Keşke sorsaymış. Ee, ama e, Sadık Albayrak'ın e, geçen hafta Yeni Akit'e yaptığı açıklamalara benzer bir açıklama yaptı iddialara sözüm ona cevap verdiği ve Serhat'ın da arkasında durduğu Serhat'ı yedirmeyiz Berat gitti ama Serhat'ı yedirmeyiz mesajı verdiği net görülüyor. Hürriyete bakalım yeni siyaset yeni söylem demiş e, Abdülkadir Selvi günlerdir e, bu yeni ekonomi yeni hukuk yeni siyaset yeni Erdoğan falan olayını... E, hep böyle başlıklarda ve içinde de upuzun yazılarla irdelemeye devam ediyor. Bakalım Abdülkadir Selvi ve Selvigiller başarılı olup Erdoğan'a, Saray'a, AKP'ye bir makyaj atabilecekler mi? Orada Meral Akşener enteresan bir şekilde erken haber aldı ve Ekrem İmamoğlu hakkında bir inceleme veya soruşturma başlatıldığını Fox Haber'de söyledi. E, söyledi. İmamoğlu'na Kanal İstanbul'la alakalı bir inceleme soruşturma açılmış. Eser Karakaş mühim bir konuya dikkat çekiyor. İmamoğlu açılan soruşturma için maalesef çok yanlış tepki verdi. Kanal bence bir devlet projesi değil dedi. Devlet projesi ne demek? Devlet projesine itiraz edilemez mi sanki? Bizim sosyal demokratlar devlet nedir bilmiyorlar galiba demiş. Çok yerinde. Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı olduğu için değil de İçişleri'nin yaptığı açıklama Efendim bu Kanal İstanbul'a muhalefet ederken devlet imkanlarını, belediye imkanlarını kullandığı için inceleme soruşturma başlatılmış. İşte o da ayrı bir şey. Yani devlet imkanını her türlü siyasete kullanmak Erdoğan ve avanelerine serbest. Büyükşehir yapınca inceleme başlatılıyor. Geçeceksiniz. Bana göre Ekrem İmamoğlu'nun en önemli, Ekrem İmamoğlu ile ilgili en önemli gelişme hafta sonu attığı şu tweetti. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan aldığı bulaşıcı hastalık ölüm sayısının 164 olduğunu açıkladı. Bu ne demektir? Diyor ki ya 100'ün altında rakam açıklanıyor her gün 89, 90, 92. Ya bunun diyor neredeyse iki katı İstanbul'da insan öldü diyor koronadan. Fakat üzerinden 1-2 saat geçmeden Bakan Ekrem İmamoğlu'nu arıyor. Bir dakika ya falan filan işte diyor. Yani biz hassasiyetle çalışıyoruz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun falan. Ekrem İmamoğlu da bir önceki tweetini unutup işte bakana buradan bir şekilde tamam bakanım falan filan pozisyonuna geçiyor. Gerek yok. Lafınızın arkasında duracaksınız. Ekrem İmamoğlu çok iyi biliyor İstanbul'da koronadan her gün kaç kişinin öldüğünü. Bak işte Mezarlıklar Daire Başkanlığı Büyükşehir'e bağlı. Kaç kişinin İstanbul'da ilçe ilçe öldüğünü, defnedildiğini, hangi gün, sayı, adet, kadın, erkek, yaş hepsini biliyor. Ama işte bir gün açıkladı, üstü başı battı, ondan sonra da iddiasının arkasında duramadı. Ve açıkladığı rakam her gün açıklanan Türkiye rakamının neredeyse iki katı. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın üfürdüğü, çok affedersiniz ama ancak böyle söylenir. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın üfürdüğü rakamın iki katı insan koronadan İstanbul'da ölüyor yahu. Daha ne söyleyeyim yani? Bakın Mithat Melen de koronadan ölmüş. Haberiniz oldu mu? Bilinen isimleri götürmeye başladı. Gazetecisi, akademisyeni, politikacısı vesaire. Eski başbakan Ferit Melen'in oğlu Profesör Doktor Mithat Melen tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş. MHP'den de 23. dönem milletvekilliği yapmıştı. 73 yaşındaymış. Evet. O arada İçişleri Bakanlığı ceza kesmekle meşgul. İşte sokağa çıkma yasağı var. Yaş 65 üzeri olanlar için. Sokakta maskesiz dolaşma, dolaşana ceza kesiyorlar. 40 binden fazla kişiye. Yani Türkiye kapatamıyor. Kapanması lazım. Kapatamadığı için genel işleyiş açısından bu sefer sokakta maskeyi mecbur tutuyor ve maske takmayana ceza kesiyor. Bütün bu, bu ikisi yani 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ve Sokakta maske zorunluluğu ve takmayana ceza meselesi esasen kapanmanın ne kadar gerekli olduğunu söylüyor. Fakat Türkiye kapanmaya cesaret edemediği için bunu ekonomik olarak kaldıramayacağını gördüğü için Ankara Ekonomi Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu tedbirlerle rakamları aşağı çekmeye veya dengelemeye çalışıyor. Yolu yok. Onu da söyleyeyim yani. Yolu yok. Yeni bir aşı daha çalışması daha anons edildi efendim. Pfizer-Biontech'ten sonra işte o da 94, 95 koruma sağlıyormuş. Bu aşılar belli ki pay, pay çıkacak, pay açıklanacak. pay açıklanacak. Fakat öncelikle proje ortakları olan ülkelerde bu uygulanacak. Yani bahar aylarında ancak. Bu proje orta, orta ülkelerde uygulanabilir. Açıklanan aşılar Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada gibi. Türkiye'de 2021'in ilk yarısında herhangi bir umut yok. Onu söyleyeyim. Savaş Genç mühim güzel bir şey paylaşmış. Avrasyacılara ve İslamcılara Rus-Çin aşısı yapısın Sahir vatandaşa Alman-ABD. Hatırlatalım Ağustos ayında Rusya aşıyı açıklamış ve her şey olumlu. Biz aşıyı bulduk falan demişti. Son arkası geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Türkiye'de yerli aşıyı bu arada açıklayabilir. Ee, ama bakanların başta saray olmak üzere saray avaneleri ve sar Erdoğan ve avaneleri ve daha sonra bakanlar, milletvekilleri herkesin aşı olduğunu görmeden aşı yaptırmayın derim. Bir diğer konu işte Abdülhamit Gül'ün açıklamaları çerçevesinde yargı reformu ve içerideki 3 simge ismin tahliye edilip edilmeyeceği. Osman Kavala, Ahmet Taltan ve Selahattin Demirtaş üzerinden olay yürüyor ama Sadece bu isimler yok. On binlerce insan içeride tutsak, Türkiye cezaevleri şu anda fena halde aşmış bir vaziyette. Ee, nüfusu, insanlar üst üste kalıyorlar, yaşıyorlar. Korona bütün koğuşları sarmış durumda. Başka hastalıklardan dolayı tedavi göremeyenler var. Var, 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 var oğlu var. Ne oluyorsa olsun bu insanlar özgürlüğüne kavuşsun önünde arkasında şurasında burasında değilim. Elbette Osman Kavala gibi, Ahmet Altan gibi, Selahattin Demirtaş gibi iddianamelerinin içi boş, suçlamaların içi boş. Bir an evvel bu insanların özgürlüğüne kavuşması en temel dileğim, dileğimiz. Sıvayın kolları hukuk reformu yapacağız. Kaç yeni cezaevi gerekecek diye soruyor bürokrat. Öyle yani hukuk reformu deyince bu anlaşılıyor. Akla bu geliyor. Bugün gazete haberlerini çok geniş detaylı olarak getirmedim. Bir şey yok. Hepsinde işte efendim Kıbrıs'taki şey var. Ne derler? Erdoğan Bahçeli şov var. Ekonomi reformu, adalet reformu vesaire gibi konularda işlenmiş. Ama bütün gazetelere, siz de görüyorsunuz şöyle hepsini böyle sıradan birer saniye geçireyim. Hepsine baktım. A'dan Z'ye, altına, üstüne. Ee, hiçbir şey yok efendim. Yani hiçbir şey yok. Kesip de koyacağım bir, e, işte vurgulayacağım bir e, kupür getiremiyorum önünüze. Ve manşetleri de kayda geçsin diye böyle gösteriyorum size. Ahmet Kaya. 20 sene önce bugün vefat etti Paris'te. Bir hicrandır. Çıktığı günden öldüğü güne kadar takip ettiğim mühim bir müzisyendir. Her kaset çıktığında koşa koşa gider kasetçiden alırdım. Konserine de gittim. Yeni neslin onu tanıyamaması, eş zamanlı olarak onun serüvenini yaşamaması elbette büyük bir eksiklik ama şarkılarıyla yaşıyor. Bir kere daha saygıyla anıyoruz büyük üstadı. Ahmet Kaya'yı, 20 sene olmuş dile kolay. Dün gibi hayatımın en büyük şoklarından biriydi. Onun Paris'te küçük bir dairede hayatını kaybettiği haberini almak. 20 koca sene geçmiş. Zaman çabuk geçiyor, yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz. Sosyal ağlarda e, görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir, izleyin. Ben burada tekrar e, ses kesip vermeyeceğim. E, Alparslan Kuytul, e, özellikle hukuk reformu e, üzerine Abdülhamit Gülün sözlerine çok güzel esaslı bir çıkış yaptı. Çok beğenildi bu, çok izleniyor. Alpaslan Kuytul önemli. Mühim bir cemaatin lideri, imamı, neyse önderi pozisyonunda içeri girdi, uzun süre yattı, çıktı ve hala hakkında soruşturmalar var, takibat var ve içeri girebilir. Bazı böyle çatlak sesler çıkıyor. İşte diyorlar ki yani her böyle konuşana niye şey yapmıyorsunuz ki? Alpaslan bakın Türkiye'de konuşuyor. Benim gibi İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da falan değil. Türkiye'de konuşuyor. Türkiye'de konuşan kalmadı. Herkes otosansür uyguluyor. Ve Alpas'tan Kurtul tonunda konuşan yurt dışında da ben size bir avuç adam yasayarım, yasayamam. İçeri girmiş, çıkmış, tekrar girebilir ve büyük bir risk altında inandığı doğruları söylüyor ve kişiyi bu yaşadıklarıyla değerlendir. İşte efendim arkasındaki duvarda ne yazıyormuş da işte efendim o işte efendim İslamcıymış da ya da ne bileyim belli bir tarikatmış da veya bir cema çıkartın şu faşist gözlükleri gözünüzden. Çıkartın yani onu bunu şöyle böyle diye damgalamaktan. Sizin içinizden sizin camianızdan çıkmıyorsa asıl ondan dolayı utanın. Direnen direnebilen böyle konuşabilen kendi camianızdan çıkmıyorsa asıl bundan utanın. Diyeceğim bu. Bulur izlersiniz. Youtube'da da var, Twitter'da da var. Evet böylelikle bir yayını daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.